Yedinci eğitim. Yedinci noktaya geldik. Eğitim ve öğretime. Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyoekonomik koşulları ayırt etmeden fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz. Düzenlemeyle alakalı mevzu yok. Yine nasıl bir anlayışla olduğu anlatılmış uzun bir şekilde. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz su ve öğle yemeği vereceğiz. Bunun için reklamı çok yapıldı o arada. O reaksiyon da aldı şeyden, salondan. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz. Sıkıntılı burası biraz. Niçin Jobs? Rant için. Ve ben ne olursa olsun kaynak kitapsız herhangi bir karşılık olacağını düşünmüyorum. Yani yine öğrenci kaynak kitaba bağımlı kalacak. Ya bu şeyde de var canım, AK Parti'de de vardı o mevzu. Hani kitapları Evet. ücretsiz arttıracağız mevzusundan sonra yine devam etti. Yani orada bir değişiklik olmadı. Yorumunuz yoksa devam edeceğim. Eğitim destek kartı ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internet erişimlerini ücretsiz karşılayacağız. Çok güzel. Yani en azından şöyle insanların gözüne sokarak bunu yapmaktansa bu tür şeylerle o öğrencinin de daha az utanmasına veya çekinmemesine Bunu şey toplumdan. şekilde söyledim bu arada. Lafını böldüm. Bu lütufmuş gibi değil. Hani yukarıdan sadaka verilmiş gibi. Hatta bu kelimeyi kullandılar net şekilde. Sadaka veriyormuş gibi değil. Sosyal devleti bu şekilde yapmayacağız dediler. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde sağlayacağız. Ya abi, Gelecek Partisi varken neyse. Sıkıntılı bir söylendi. Ama bu şey hani ÖSYM. şey maddesi bu, hani Gelecek Parti var ama biz yapacağız rahat olun maddesi bu. Acaba. Gelecek Partisi. O mevzu biliyorsunuz değil mi? ÖFET'in ÖSYM konusundaki şey Gelecek Partisi kurucu üyelerinden biri. Neyse tamam. Şey konusu da öyleydi bu arada hocam. İstanbul Sözleşmesi konuşulduğunda da Temel Karamollaoğlu'nu çekmişsin, çok bekledim kameranı da çekmedi. Şey yaptılar, açıklama yaptılar. Dilaltı mı İstanbul, alıyormuş? yo yo, sözde şeyde ortak metinde böyle bir şey yok. Kendi fikrini söyledi. Siyasi saygısızlıktır diye Tabii. açıklama geldi Saadet Partisi'nden. Ben onu görmedim. Tabii. Genel Ya bu Başkan arada yardımcıları yaptı sanırım. raporun tamamında da işte LGBT olsun ya da tarikatlar olsun, yani Saadet Partisi ekolünün çok hoşlanmayacağı bazı radikal adımlar yok. Evet. Orada negatif etkisi var Saadet'in. Yani bazı partilerin pozitif etkisi var. Bazı partilerin de böyle negatif, hani şuna zıplattırmam, bunu yaptırtmam şeklinde, ben öyle yorumladım. Çünkü göremedim bazı şeyleri. Dolayısıyla öyle yorumlamak lazım. Ya mesela şeyi, Yani İstanbul Sözleşmesi'ni Kemal Bey de Meral Hanım da diğer partiler defalarca söylediler ama burada yer almamış yani. Yazamamışlar buraya. İstanbul Sözleşmesi mevzusu galiba daha çok toz kaldırır gibi geliyor bana. Muhtemelen. Muhtemelen. Şimdiye kadar kaldırdı da altılı masa arasında mevzular gibi geliyor bana. Ya Çünkü şey, muhafazakarlar da bu şey, hani ölüm kalım meselesi gibi bir şey. zaten raporun girişinde diyor ki bu diyor bizim altımızın da ortak bir şekilde savunduğumuz şeyler. Yani CHP münferit olarak İstanbul Sözleşmesi'ni savunacak ama altı partinin onay verdiği kağıtta bu böyle yazmayacak. Ha, ne derler? Ankara Sözleşmesi yaparlar. Onun bir benzeri olur. Daha değişiyor olur filan. Belki öyle yürürler. Bilmiyorum. Orta yolu bulma mevzusunu diyorsun. Aynen. Orta öğretime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistem geliştireceğiz. Bence bu güzel bir madde. Liselere giriş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız. Bu çok ilginç. Niye ilginç Yani bu buluyorsun? biraz Fransız modeline mi dönüyoruz? Yani üniversite herkes girecek sınavsız. Ondan sonra birinci sınıftan sonra mı dökecekler acaba? Yani nasıl bir şey yani sınavı kaldırıp? Liselere giriş sınavlarında. Pardon, yani İlk başta. doğru doğru tam karıştırdım. Yani ilkokuldan, ortaokuldan liseye girerken sınav olmayacaksa ne yapacaklar mesela? Tüm liseleri çok mu nitelikli yapacaklar? Hani hepsi kazanmış mı olacak? Üniversitede vardır düzenleme bakalım. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız. Herhalde buna karşı çıkan yok aranızda. Zorunlu eğitimi bir yıl okul öncesi eğitim. Zorunlu eğitimi bir yıl okul öncesi eğitim. Bu çok güzel bir şey Bence bu de arada. çok güzel. 5, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1 artı 5 artı 4 artı 3 şeklinde uygulayacağız. Ve bu ne biliyor musunuz?
bu okul öncesi hani Sıbyan Mektepçiliği vardır. Bazı kuruluşların merdiven altı tarikatlarının okulları vardır okul öncesi eğitim adı altında. Onları yok ediyor bu. Ve son böyle bir yıl değil de keşke lafını böldüm. 3 yıl falan olsaydı. Yani takip etmeyenler bilmez ama bilenler bilir. Ben bunu 2-3 yıldır yayın yaptığımdan beri her zaman söylüyorum. Anaokul zorunlu olması şart. Hatta bir dönem AK Parti de bunun çalışmasını yapmıştı. Yani anaokul zorunlu yapacağız diye sonradan vazgeçtiler o politikadan. Bu çok gerekli bir politika. Peki ben mi yanlış anladım? Lise eğitimi maksimum 3 sene olacak değil mi? 3 seneden sonra isterse ayrılabiliyor öğrenci. 3 yıl. 3 yıl lise olmak lazım. 1 artı 5 artı 3. Düşürüldü değil mi şimdi bu? Yani artık eskiden lise mezun olmak zorunda. 4 olması yerine aynen düşürüldü yani. İlkokul 5 yapılmış, ortaokul 4 kalmış, lise 3'e düşürülmüş. Hani lisedeki bir yıl ilkokula eklenmiş gibi. Çok güzel olmuş bence. Çünkü özellikle son senede tüm düzeni bozmak adına bazı okumayı düşünmeyen öğrenciler bazen hayatını etkileyebiliyordu. Çevremde çok güzel ihtimci var. Temeli sağlam tutalım. Sonrası daha ince bir iş olsun gibi düşünülmüş. Evet, daha iyi. Güzel. Altyapıları oluşturarak okul öncesi eğitimi bir yıl zorunlu tutarak ücretsiz sağlayacak ve isteğe bağlı olarak 3 yaş ve üzerine erken çocukluk eğitim imkanı sunacağız. Keşke bu 300 üzeri de şey olsaydı. Senin dediğini ihtiyari yapmışlar. Aynen. Keşke bunu yapmış olsa. Bu ülke için hayati böyle biliyorum size absürt geliyor da. Bu kadar önemli. Evet, birey yetiştirmek için. Sadece tarikatların vesaire değil. Sabah programlarında görüyorsunuz ne çeşit aileler var diye. Yani bunların önüne almış oluyorsunuz. Sağlıklı vatandaşlar, sağlıklı bireyler yetiştirmiş oluyorsunuz. Bu da bir toplumun aslında ham maddesi olmuş oluyor. Evet Cem. John senin lafını vermiş oldum. Ha, yok ben şey diyecektim. Tarikat Sıbyan okulları bir yaş aşağı düşmüş oldu gibi. Ama yine de zorunlu anaokulu bunu biraz kısmen engelleyecek. İyi bir şey yani. Bu örtülü tarikatlarla örtülü mücadele maddesi. Ya bilmiyorum bu kadar ileri gider miyim tarikatlarla mücadele var diye de. Bence gerekli. Yani çok net gerekli de. Uygularlar mı o da ayrı konu. Çocuklarımıza 3 yaşından itibaren dil, zeka ve beceri gelişimlerini, doğayı tanımalarını, değerler eğitimini, kişisel, fiziksel ve eğitsel gelişmelerini bütüncül bir yaklaşım ile sağlayacağız. Harika. 5 yıllık ilkokulun 5. sınıfını bir üst öğrenime akademik hazırlık programı şeklinde, 4 yıllık ortaokulun ilk yılını ise yabancı dil ve kodlama hazırlık sınıfı şeklinde düzenleyeceğiz. Dijital içerik ve ortamlar kullanılarak öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ile kodlama becerisini kazanmasını sağlayacağız. Bu güzel bir madde. Özellikle yazılım. Bu özel okullarda var. Şimdi özelde var, devlette yoktu. Bu devlet okullarında olursa denk olacaklar. Yani o çok önemli bir şey çünkü. Erken eğitimde özel devlet ayrımı çok olmaması lazım. Katılıyorum. Yükü kaldıracak yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özelliğine müdahale etmeksizin yüksek öğretimin planlanmasını ve yüksek öğretim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız. Şu an İhsan Doğramacı'nın mezarında bir şey oldu böyle kıpırtı oldu yük kaldırılırken. Kıpırtı hissettin mi Bahadır? Ben bunu destekliyorum ya yıllardır ya 2 yıldır 3 yıldır olur falan abi. Tabii yok kaldırılmış haklabanlık abi yok ya. Çünkü kılıç gibi cansız sallanıyor olmuyor. Yani üniversitelerin katılıyorum. Ben hepsizde aynı akademik eğitim kalitesini düşürdüğünü düşünüyorum. Bu kadar merkeziyetçiliğin üniversiteler konusunda. Sırf onun için geldi zaten. 12 Eylül oldu. YÖK'ü İhsan Doğramacı'yı hatta Özal başbakan yapmak istiyordu. Fakat Kenan Evren vermedi onu, şey yaptı. YÖK'ün başına koydu. Üniversiteleri bitirmek için üretilmiş bir örgüt yani. Dönemine göre belki gerekli bir uygulamaydı. Kesinlikle ama bugün gerekleri yok. Yüksek öğretim kurumlarının yönetim ve denetim kendi öğretim üyeleri arasından seçimle oluşturdukları organlar eliyle gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bunu okudum galiba. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Öğretmenlik meslek yasasını değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen şeklinde gruplayan uygulamaya son vereceğiz. Burada tabii öğretmen bir eğitimci olsaydı aramızda belki daha şey olurdu, sağlıklı olurdu, yorum olurdu. Onları ilgilendiren bir konu çünkü. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracak, ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eriteceğiz.
Bu da son maddeydi bu arada. 8'e geldik ben sosyal. Ben şey politika bekliyordum. Bu 70'lerde eğitim enstitüleri vardı. Çok güzel öğretmen yetiştiriyorlardı. Hatta bana göre köy enstitülerinden ziyade eğitim enstitüleri çok daha kritik kurumlardı. Onlar kaldırılmıştı. Mesela o tarz bir nitelikli öğretmen yetiştirme kurumları göremedim burada mesela. Beklerdim öyle bir şey.